Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte nefis bir tatlı yapacağız. Yenilebilir kurabiye hamuru yapıyoruz. Bu böyle pişirmeden yiyebileceğiniz kurabiye hamuru oluyor. Aşırı lezzetli oluyor. Yapması çok kolay. İstediğiniz evdeki farklı malzemelerle süsleyebilirsiniz. Hepsini anlatacağım. İlk önce malzemeleri göz atalım. Bir su bardağı un kullanıyorum. Bir su bardağı şeker. Ben şöyle yaptım. Yarım su bardağı esmer, yarım su bardağı toz şeker kullandım. Elinizde esmer şeker yoksa sadece toz şekerden de yapabilirsiniz. Bir çay kaşığı kadar vanilya özütü, 2 yemek kaşığı süt, bir su bardağı parça çikolata, yerine damla çikolata da kullanabilirsiniz. Ve de yarım su bardağı kadar oda sıcaklığında tereyağı kullanıyorum. İşte malzemelerimiz bu kadar. Vanilya özütünü evinizde yapmak istiyorsanız tarifi kanalımda var, ona bakabilirsiniz. Ya da isterseniz yerine toz vanilya ya da çubuk vanilya da kullanabilirsiniz. Seçimi size bırakıyorum. Şimdi kurabiyeyi pişirmeyeceğiz ama önden una bir ön pişirme işlemi uygulamamız lazım. Önümde bir tane fırın tepsisi var. Üzerine gördüğünüz gibi yağlı kağıt koydum. Unu yağlı kağıdın üzerine şöyle alıyorum. Biraz da elimle bunu yayıyorum. Şimdi bunu 180 derecede önce ısıttığım fırına vereceğim. Ve tam 10 dakika boyunca pişireceğim. Ön pişirme işlemi uygulayacağım. Ondan sonra bir 3 dakikada hafif ılınması için bekleyeceğim. Ondan sonra her şeyi birleştireceğiz. Unu fansız fırında tam 10 dakika pişirdim. Hafif bir renk aldı ama yanmadı. Bu noktada siz de dikkat edin. Şimdi önüme büyük bir kase aldım. İçine tereyağı alıyorum. Oda sıcaklığında olması çok önemli. Aksi takdirde çırpmakta zorlanırsınız. Eğer buzdolabından çıkarmayı unutursanız bir 20 saniye kadar mikrodalgaya atabilirsiniz. Şimdi şekeri de içine ilave ediyorum. Ve de şeker tereyağının içinde eriyene kadar güzelce çırpıyorum. Tereyağı ve şeker tamamdır. Bu noktada güçlü bir mikserle uzun uzun çırpmanız çok önemli. Şimdi içine birazcık vanilya ilave ediyorum. Ve de sütü ilave ediyorum. Her şey karışana kadar tekrar çırpıyoruz. Süt ve vanilya da iyice karıştı. Şimdi içine unu ilave ediyorum. Un hala hafif ılık. Böyle olmasını istiyoruz. Tekrar çırpacağım. İlk önce böyle hamur ayrışacak gibi olacak. Ondan sonra tekrar toparlanacak. O toparlamayı gördüğümüz zaman çikolataları da ekleyeceğiz. Kurabiye hamuru hazır. Şimdi içine parça çikolatayı da ilave ediyorum. Siz isterseniz bunun içine ceviz ilave edebilirsiniz, fındık ilave edebilirsiniz. Dilerseniz biraz fıstık ezmesi ilave ederek zenginleştirebilirsiniz. Artık mikserle değil ama şöyle tahta bir kaşıkla güzelce her şeyi karıştırıyorum. Şimdi bunu bir 10 dakika buzdolabına atacağım. Biraz kendine gelmesini istiyorum. Ondan sonra dondurma kaşığıyla toplar yapacağım. Bir yarım saat daha buzdolabına atacağım. Ondan sonra yemeğe hazır olacak. Kurabiye hamuru buzdolabında biraz bekledi. Biraz hafif serinledi. Şimdi ona dondurma kaşığıyla şekil vereceğim. Ben büyük dondurma kaşığı kullanıyorum. Çünkü bunları büyük büyük yemeyi seviyorum. Ama daha ufak varsa elinizde daha ufakla da yapabilirsiniz. Hepsini şöyle yine bir silpat koydum. Fırın tepsisinin üzerine alıyorum. Daha sonra tekrar buzdolabına atacağım. Bu sefer bir yarım saat bekleteceğim. Ondan sonra servise hazır olacak. Kurabiye hamurunu biraz daha dinlendirdikten sonra bir tabağa aldım. Üzerine de güzelce karamel gezdirdim ki böyle iyice cezbedici gözüksünler diye. Siz isterseniz yerine çikolatalı sos da hazırlayabilirsiniz. Öyle de çok güzel olur. Hiçbir şey hazırlamasanız da çok güzel olur. Bu konuda bana güvenin. Hemen şöyle bir tanesinden de tadacağım. Serin serin. Harika oldular. Muhakkak yapın. O kadar güzel ki konuşamadım şu anda. Muhakkak mutfağa girin ve bu tarifimi yapın. Eğer yaparsanız fotoğrafta beni Instagram'da paylaşmayı unutmayın. Eğer kanalıma hala abone değilseniz yüzlerce birbirinden farklı tarif için de lütfen abone olun. Farklı tariflerde görüşeceğiz. Hoşçakalın.